Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yazarlardan Fenerbahçe yorumları diye başlayayım. Söze bir şekilde gireyim. Çünkü hürriyet yazarları Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Hani biz de sonuçta kulağını her, şeye, her şeye herkese kapatan insanlar değiliz. Merak ettim neler diyor. 12. hafta geride kaldı. Beşiktaş'ta Güntekin Onay. Galatasaray'da Mehmet Arslan, Beşiktaş'ta Fırat Aydınus ve Fenerbahçeli olduğu iddia eder Uğur Meleke Fenerbahçe Adana'da ilk beraberliğini aldı ve lider oldu. Bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Liderlik başarımı yoksa kaybeden 2 puan mı sorusunu cevaplamışlar. İşte detaylar. Aldığı 1 puanla haftanın kazananı oldu. Mehmet Arslan. Sakatlıklar ve üst üste gelen 2 yenilgi sonrası Adana Demirspor deplasmanda kazanılan 1 puan çok anlamlı. Buna anlamlı hale getiren ise Galatasaray'ın Hatay deplasmanda bıraktığı 3 puan. Eğer Galatasaray'ın bu yenilgisi olmasa kazanç değil kayıp hanesine yazılan bir puan olurdu. İkinci önemli nokta ise takımın saha içinde verdiği mücadele eksiklere rağmen sergilenen oyun Fenerbahçe'nin travmayı atlattığının göstergesi. Kısacası sadece bir puan değil haftanın kazananı Fenerbahçe oldu. Liderliği devraldığı için mutludur diyor Uğur Melekem. Bu sonucu iki pencereden de değerlendirmek mümkün. Bir açıdan Fenerbahçe ligin en zor deplasmanlarından birinden pozisyon vermeden bir puana çıktı diye olumlu bakabilirsiniz sonuca. Bir açıdan da ikinci devrede gözlemlenen bir düşüş ve yorgunluk söz konusu. Acaba İsmail Hoca değişiklikleri daha erken yapabilir miydi? 90 90'da, 90'da kenti değil daha fazla gol şansı olan Umut'u sokabilir miydi? Bu soruların da yanıtlara ihtiyacı var bence. Milli maç arasında bu arada bir şey çok merak ediyorum. Daha fazla gol şansı olan Umut'u derken Umut'un Fenerbahçe'de golü yok. işte işin tuhaf tarafı da, o da. neyse. Bu soruların yanıtlara ihtiyacı var bence milli maç arasında. Kritik iki adamı sakatlıktan döneceği için liderliği devraldığı için sanırım mutlu İsmail Kartal diyor. <laughs> Eksiklere rağmen oynadığı futbol etkileyici diyor Güntekin Onay. Şimdi Güntekin Onay'dan da böyle bir cümle duymak şaşırtıcı. Fenerbahçe'nin Yoğun ve kırıcı maç temposuna rağmen öndeki önemli eksikliklerle gittiği Adana Deplasman'da oynadığı futbol etkileyiciydi. Adana Demirspor gibi evinde 6'da 6 yapmış yetenekli ve hızlı bir takım karşısında pozisyon vermeden üstün bir futbol oynadılar. Tadiç ve Ceko'da yorgunluk belirtileri açık bir şekilde ortadaydı. Şimdi ben ısrarla söylüyorum tekrar söylüyorum. Ceko milli takıma gitmeyecek. Tamam çok güzel müthiş bir şey. İster misiniz? ister misiniz? Çok merak ediyorum. İster misiniz? için yerine ilk Kadıköy'deki maçta Kent ilk 11'de başlasın. Sonuçta milli takımdaki bir çık dinlenecek. Bence böyle bir hazırlık yapılsa rakip de perişan olur. Yani Tadiç'i beklerken Kent çıkması. Neyse devam edeyim. Açık bir şekilde yorgunluk belirtileri ortadaydı ve gol yollarında sorun yaşadı Sarı Bence oyuna baktığımızda kaybedilmiş 2 puan var ama koşullara hesaba katarsak ligin en zor deplasmanlarından birinden alınan 1 bir puan kazanç. Fırat Aydın Usta Fenerbahçe için kazanç olarak görülmeli diyor. Daha önce de belirttiğim gibi oyun ve oyuncu kalitesi ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray ile diğer takımlar arasında makasın açılmasına neden oldu. Oluşan puan farkının erimesi konusunda bu iki takımın Trabzonspor, Beştaş, Adana Demirspor, Hatayspor gibi takımlarla oynayacağı maçlar özellikle etken olacaktı. Aynı zamanda bu takımların da tekrar potaya girmesini sağlayacaktı. Bu açıdan bakıldığında bir puan Fenerbahçe açısından kazanç olarak görülebilir diyor. Ya aslında var ya en doğru cümleyi kurmuş şimdi şu takımlara bak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E, ligin geri kalanında şu takımlarla ilgili şöyle bir kehanette bulunayım. Trabzonspor'a ilk maçta kaybettik. ikinci maçta kazandığımızı düşünün. Artı 3. Beştaş'ta Depresman'da berabere kalalım. Evde yenelim. Artı 4 daha 7. Yani 3 maç 7 puan. Adana Demir'le evimizdeki maçı kazanalım. 4 maç 10 puan. Hatay Spor'la evimizdekini kazandık. Depresman'dakini de kazanalım. 5 maç 13 puan. 5 maç 13 puana hayır der misiniz? 5 maç 13 puan Fenerbahçe alsın ben Fenerbahçe'ye şampiyon derim. Bu cümlemi de unutmayın. Şimdi yine yazarlardan Fenerbahçe yorumları Türkiye'de başka takım yapamaz. Bir de buraya gelelim. Sabah Spor yazarları Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlar. İşte o yorumlar. Fenerbahçe adana'dan 1 puan aldı, lider oldu. İsmail Kartal Adana'da kim böyle oynamış dedi. Kanarya 1 puan aldığı için mutlu olmalı mı gerçekten sorusuna cevap aramışlar. Okan Buruk sendromu yaşıyor diyor Levent Tüzemen. Şimdi biliyorum şu anda bazılarınızın küfür etmek üzere olduğunuz ama okumak zorundayım. Fenerbahçe Adana'da galibiyeti kaçırdı. Cek oynanılmaz pozisyonlar harcadı. İsmail Kartal'da Okan Buruk sendromu yaşıyor. Gövdeli oyuncuların formsuz olduğunu gördüğü halde oyundan erken alma konusunda adım atamıyor. Bence cümleler doğru. Keçi boynuzu tadında. Levent Tüzem'e devam ediyor. Bir puanla gelen liderlik keçi boynuzu tadında olur. Hem Kartal'ın hem de Buruk'un ortak sorunu gövdeli oyuncularla ilgili özgür davranamamalarıdır. Gürcan Bilgiç Adana Demirspor'u yok ettiler. Konu Fenerbahçe olunca hep ters taraftan bakılıyor. İsmail Hoca kaybedilen iki puana üzülürken oynadıkları oyunu göz önüne getirmeye çalışıyor. Adana Demirspor'u yok ettiler sahada. Ceko biraz dikkatli olsa farklı kazanacaklardı. Maçı kazanmaya yakın taraf Fenerbahçe'ydi. Bu yüzden bu hep göz ardı ediliyor diyor. Türkiye'de hiçbir takım yapamaz. Galatasaraylar neden Bayer yenilgilerine üzülmüyorlar? Çünkü takımları kafa tuttu rakibe. Bak aslında var ya Gürcan Bilgiç Galatasaray'ı Galatasaray'ın silahıyla vurmuş. Öyle değil mi ya? Galatasaraylara sorun şerefli mağlubiyet diyecekler. Çünkü kafa tuttular doğru söylüyor. Çünkü takımları kafa tuttu rakibe. 8 eksikle oynadı Fenerbahçe bu maçı. Türkiye'de başka hiçbir takım ilk 11'inin %50'si yokken bu futbolu oynayamaz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu cümleye katılmayan varsa futbolun F'sinden zerre haberi yoktur. Bak futbolun F'sinden haberi yoktur. A'sını, B'sini, C'sini geçtim. Zerre haberi yoktur futbolun F'sinden. Ama ben yine de göreceğim bir gece tebrik ediyorum. Galatasaraylılar bu şeyi yani şeyi çok güzel. Volkan Ali Akar Türkiye'de hakem kararları hep konuşulmuştur. Bir kulüp aleyhine yaşanan hakem hatası sonrası açıklama yapılmadıysa siz susmaya devam edin. Kulübün haklarını böyle mi koruyacaksınız diye başkan ve yöneticilerine isyan ederler. Nitekim Fenerbahçe'de öyle. Çünkü bilirler bağıranın en azından birkaç maç kazandığını. Ama bu kez durum bambaşka. Fenerbahçe'nin isyanı duyulmuyor. Fenerbahçe'nin isyanı duyulmuyor. Başkanından yöneticisine, teknik direktörüne, futbolcusuna ve taraftarına kadar bas bas bağırıyorlar. Ama değişen hiçbir şey yok. Ali Koç İzmirli hakem çetesi diyor. Belgeler var diyor. Sahte rapor var diyor duyulmuyor. İsmail Kartal 5-0 kazandıkları pendik maçlarından Allah aşkına penaltı almamız için daha ne yapmamız gerekiyor diyor. Yine duyulmuyor. Hatta disiplin kuruluna sevk ediyor. Fenerbahçe maçlarında hata yapan hakemlerin ödüllendirildiği, lehine karar verenlerin ise cezalandırıldığı iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Son olarak Adana Demirspor maçında yaşananlar artık pes dedirtti. Tüm hakem yorumcuların buluştuğu tek nokta var. Adana Demirsporlu 3 futbolcu atılmalıydı. Yıllardır böyle bir ortak noktaya ilk kez şahit oluyorum. Bir maçta aynı takımdan 3 oyuncuya kırmızı kart gösterilmemesi inanılır gibi değil. Sana göre, bana göre olan pozisyon değil bunlar. Hele hele Osterwoldenin Grokremen güreş müsabakasındaki gibi kündeye getirilmesine varın sessiz kalması çok düşündürücü. Çok çok düşündürücü. Ne konuştular acaba aralarında? Maçta görevli 7 hakemden biri de çıkıp uyarmaz mı? O pozisyonda sarı kart bile görmedi Rodriguez. Şimdi bu maçı gören Fenerbahçelileri hangi açıklama sakinleştirebilir? Kafalarının içini yiyen üzerimize oynuyorlar düşüncesi nasıl giderilebilir? Çok güzel bir yazı sevgili Volkan Ali Akar. Eline yüreğine sağlık. Şimdi ben Volkan Ali Akar'a ve diğer bütün Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin hakkının yenildiğini düşünen herkese şöyle 12 haftayı kısaca bir hatırlatayım olmaz mı? Bu arada lütfen kanalımıza abone olalım arkadaşlar ve bu videoyu beğenelim sesimizin daha gür çıkması için insanların bu videoyla tanışması için ve insanların bu videodan haberdar olması için de lütfen arkadaşlar rica ediyorum sizlere bu videoyu paylaşın sosyal medya hesaplarınızda paylaşın sevdiklerinizi kanala davet edin birinci haftadan başlayalım Gaziantep Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçı Fenerbahçe'nin net penaltısı veriliyor ancak var iptal ediyor sonrasında da hakem otoritelerinin tamamı bu iptal kararının yanlış olduğunu Fenerbahçe'nin penaltısının verilmesi gerektiğini söylüyor. Skor sanırım 2-0'dı. Fenerbahçe 3'ü yapsa maç kopacak. Belki 7'ye 8'e gidecek maç. 2-1 bitti. İlginç. Ki o maçta şey eleştirilmişti. Hakem alkışlıyor. ısrar ediyor. itiraz ediyor. İkinci sarı karttan atılıyor. Diyorlar ki niye attı? Allah da sizi bildiği gibi yapsın. İkinci hafta Samsun spor maçı. Fred'in net tertemiz golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Ki Samsun Spor açıklama yapmış. İşte şurada şu hakkımız yenildi. Burada bu hakkımız yenildi. Keşke Samsun Spor araya şunu sıkıştırsaydınız. Tamam biz Fenerbahçe maçında yenildik. Bu karar değişik olsa da yine yenilecektik. Ama Fenerbahçe'nin de bu maçta hakkını yediniz deseydiniz. Samsun Spor olarak değil sesini. Samsun Spor artı Fenerbahçe olarak çıkardı. Çünkü Fenerbahçe taraftarı derdi ki ulan bak adamlar eğri eğri doğruya doğru demiş. Kesin haklılar derdi. Üçüncü hafta Ankara gücü maçında. Ceko son adam tarafından düşürüldü. Rakibe kırmızı kart çıkmadı. Frede yapılan net bir penaltı var. Verilmedi. Dördüncü hafta Antalya Spor maçında Zayt'sa yapılan net bir penaltı var. Verilmedi. Daha kolayı, daha komiği Icardi'ye falan çalındı o hafta. Beşinci hafta Alanya Spor maçında Şimanski'ye yapılan net penaltı verilmedi. Osayi'ye yapılan harekette rakibe kırmızı kart çıkmadı. Kaldı ki geçen e, sezonda Osayi orada bir kırmızı kart hak eden hareket yapmıştı bence onun diyetiydi o. Onu saymayalım. 6. hafta Başakşehir'i e 4-0 yendik. 4-0 yendin hocam. Daha mı konuşacaksın? Konuşacağım. Verilmeyen 2 tane penaltı. Rakibe çıkmayan çeşitli kartlar var ve bu penaltılar net penaltı. Yani sosyal medyadaki işte Fırat Aydınus'lu trio ekibidir. Hepsinin penaltı dediği penaltılar. 2 penaltı verilmedi bak. 7. hafta Çaykur Rizespor maçı. 5 penaltı pozisyonu var. 3'ü bence hafif sayılır. Ama bu üçü Galatasaray olsa verilebilir penaltılar. Geçtim yine de. tane penaltıya Dünyadaki herkes penaltı diyor. Vardaki arkadaş ve orta hakem hariç. Sayılmayan bir gol pozisyonumuz var. Golümüz var daha doğrusu. O sayı elle oynadı diye zırlıyorlar ama o pozisyon çarpma. Yani Ceku'nun da golü yendi. Var bu pozisyona karışmamalı. Diye. Düşünün bakın. Yani 5 atıyorsun. Bir golün sayılmıyor 6. 2 tane net penaltın verilmiyor 8. Belki de dik tarihi rekoru kırılacak. 8. hafta. Kasımpaşa maçı bu kez aleyhimize değil lehimize hata denildi. İlk gol öncesinde faul denildi. Ama sıradan bir ikili mücadeleydi. Galatasaray Trabzonspor maçında faulle gol attı. Ama pişkinlik yapı ben 50 senedir böyle hakem görmedim dediler. Trabzonspor camiasında buna faul demedi. Demek ki o faul değil. Yani Kasımpaşa maçındaki zaten sıradan bir ikili mücadele. Bu hiç değil. İkinci golde verilen penaltıya ucuz denildi. Ama... Ligin 8. haftasına kadar Kerem ve Icardi'ye dokunulduğu anda penaltı verilmelerine göre net ötesi net penaltı hatta sarı kartı da gerektirir. Ha ben buna penaltı vermezdim dedim. Zaten Kasımpaşa'nın isabetli şut sayısı 1. O da 40 metreden. Yani Fenerbahçe zaten maçı 1-0 kesinlikle alacağı bir maç. Yani takım 1-0 önde. Net 7 tane gol kaçtıydı. Ben yine de belirteyim dedim. Hani diyorum ya. Keşke aleyhinize, yani lehinize olan hataları da belirtseydiniz diye. Yani lehimize hata sayıyor birçok kişi. Ben de belirtmek istedim. 9. hafta Fenerbahçe 4 Hatayspor Spor 2. Fenerbahçe'nin penaltısı iptal edilmemeliydi. Penaltı öncesi offside denilerek var iptal etti. Hakemi çağırmalıydı izle diye ki o da zaten iptal edemeyecekti. Burak Bekaroğlu'nun sarı kartı da iptal edilmemeliydi. Çünkü oyuncu sonradan sarı kart gördü. Sportmenlik dışı hareketten. Dadaşov, Burak ve Aburjani, Aburjani iki kez yani çift kez ayağa basmadan ve Fred de sarı kart görmeliydi. Lamkel ikinci sarıdan kırmızı kart görmeliydi. Ferdi'ye yapılan el, yani yüze vurma pozisyonu oyunu oynattı. Sonra dönüp kartı verdi ve Fenerbahçe lehine faul verdi. İnanılmaz bir şey. Yani mesela Ferdi'nin yüzüne vuruldu. Fenerbahçe hata devam etse avantaj olur. Sonra kartı verir. Anlarım ama hatay spor hata çıktı. Bu hata, hata devam ettirdi. Yani düşünün hakem rezaletini. 10. hafta Pendik Spor 0 Fenerbahçe 5. 5 0 olan maçta da mı konuşacaksın? Ceko'yu maç 3 0 iken son adam devirdi. Kırmızı kart yok. Hadi bunu geçtik. 90 artı 2 hakemin gözünün önünde. Ferdi'yi ceza sahasında deviriyorlar. Maç 5 0. Yani Fenerbahçe 5 0 önünde 90 artı 2. dakika. Yani gol atılsa 6 0 gol verilmese hiç sıkıntı değil. Hatta ben bu penaltıyı Pendik rehine çektireyim dese 5-1 bitecek. Yine Fenerbahçe kazanacak. Bu penaltı verilmedi. 11. hafta Fenerbahçe 2, Trabzonspor 3. İlk yarıda Onaçu 7 faul yapıyor. Biri ayağa basma, net sarı kart. Birisi şiddetli itiraz, net sarı kart. Yani Onaçu'nun ilk yarıda eğer bu hareketleri yine aynı şekilde yapmış olursa kırmızı kartta oyundan atılması lazım. Çünkü ayağa basma sarı kart, şiddetli da sarı kart. Ama 7 faul, 0 sarı kart. Densville 24'te ceza sahasının önünde elle topu kesti ne frekik verildi ne el verildi ne de sarı kart verildi. Tehlikeli bir yer. Ve İrfancan kahveciye kayarak önce topu ardından İrfancan'a vurdu. Sarı kart bile yemedi Denswil. Yani 24'te o harekete sarı yeseydi elle oynamaya. İrfancan'a yaptığı harekete adaletli bir şekilde sarı yeseydi. Trabzon 9 kişi. 45 artı 2 Şimanski'ye penaltı var. Rayyan Baniya hem en az sarı kart yemeli hem penaltı verilmeli. Skor 1-0 devam denildi. Şöyle bir sahne hayal edin. Ona açı çift sarı kart atıldı. İrfan İrfancan'a kaydığında atıldı. 9 kişi Trabzon. 45 artı 2 Şimanski'ye yapılan penaltı verildi. Skor 1-1. Ryan Baniye sarı kart gördü. Hadi o futbol profesörü Abdullah Avcı çevirsin. Ona açının golü iptal. Hakemlerin tamamı doğru karar dedi. Tadiçeç penaltı çalındı. Skor 3-0 olduktan sonra ki bu penaltı haksız bir penaltı. Biz bunu defalarca dile getirdik. Aptala anlatır gibi defalarca anlattık. Hala 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 ısrarlı bir şekilde Tadiç'in penaltı. Tadiç'in penaltı. Tadiç'in penaltı hani karşılık penaltısı. Temdit hani penaltısı, tecrit penaltısı falan filan değil. Karşılık penaltısı. Yani 1-0'da çalınması gereken penaltı 3-0'da diyet olarak çalındı. Ne diye? Bak Fenerbahçe kullanıyor imajı vermek için. Deniz Çoban, Mehmetcan bu çekmeden etkilense zaten hakeme itiraz eder ama hiç itiraz etmiyor. Ben hakemin kararına saygı duyuyorum dedi. Düşünün bak. Benim penaltı değil dediğime bile hakemler buna penaltıya saygı duyuyorum dedi. İsmail Yüksek haksız yere oyundan atıldı. O hakem aldık ve yönelik hareketten ikinci sarı kart görmesi gerekiyordu. Kendi futbolcumuzun aleyhine olan da söyleyeyim. Kesinlikle görmesi gerekiyordu. Ancak bu standarda göre Trabzonspor şu anda 8 kişi. Bu standarda göre. Yani o O'Sayinin sarı kart yemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Trabzonspor 8 kişi kaldıktan sonra. Crespo'ya penaltı kararı doğru. Penaltının tekrarlanması da doğru. Mendy içeri girmiş. Bunu bütün otoriteler söylüyor. Trabzonspor'un Enis'te topu ağlarla bu suyu pozisyonda Trezegen'in hem Mert'e hem Osa'ya net faulü var. Gol iptal kararı doğru. Ama gel gör ki algıda birleşenler ordusu Fenerbahçe'nin bu maçta kullandığı yalanını ortaya attılar. Kendileri de inandılar. Milleti de inandırdılar. 12. maçımız Yukatel, Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı dakika 70'e gelirken Oster boğazından indiren Rodriguez'e kırmızı kart verilmeliydi. Hani en az ona kırmızı verilmeliydi. Endiaye'ye de kart verilmeliydi. Var da vermedi, yan hakem de vermedi, dördüncü hakem de vermedi, orta hakem de vermedi. Hepsi görmesine rağmen. Yani Endiaye en az sarı kart yemeliydi. Balotelli Mert Müldür'ün ayağına bastı. 3 hareket birden var. En az sarı kart yemesi lazım. Sadece sarı yedi. 3 sarı kartlık hareketi arka arkaya yaptı. Yani şöyle söyleyeyim. Hakem alkışladınız. Avantaj dedi. Rakip, top rakip dedi. Gittiniz rakibe kaydın. Hakem sadece sarı kart mı verir? Bir sarı kart bura. Bir de az önce alkışladın diye mi verir? Kararını size bırakıyorum. Berhan da topunda Crespo'ya dirsek attı. En az ikinci sarıdan atılmalıydı. Yani Fenerbahçe 12 haftada böyle doğrandı arkadaşlar. Şimdi bunlardan hangisinde puan kaybettik? Trabzonspor maçında. Tek tek anlattım. O Trabzonspor maçını Fenerbahçe'nin kazandığı senaryoyu bir hayal edin. Emin olun o Trabzonspor maçını kazanan Fenerbahçe İsmail Yüksek Krespo'lu orta sahayla çıkar. Adana Demir Depresman'da bu üreticilikte en az 1 puan değil belki 3 puan da alırdı. Yani yoluna kayıpsız devam ederdi. Ve o Trabzonspor moral bozukluğuyla belki de Avrupa'da Ludogoreske elenmez, ya şey, yenilmez, elenmez demem, yenilmez. Ülke puanına da ciddi katkıda bulunurdu. Yani Türk futbol adına da katkıda bulunurdu. Fenerbahçe'nin önünü kesmek için Türk futbolunu mahvediyorlar. Bu yıllardır böyle süre geliyor. Hani Fenerbahçe'yi bitireceğiz derken Türk futbolunu bitirdiniz diyoruz ya. Yüzde yüz haklıyız. Bakalım bu gerçeklerle ne zaman yüzleşecekler. Şimdi diyorlar ya işte ya şöyle ya böyle he senin pencerene göre de Fenerbahçe'nin hakkı yenilmiş. Şöyle olmuş böyle olmuş. Asla kendi penceremden konuşmuyorum. Trio ekibinin açıklamalarından, Fırat Aydınus'tan, Bünyamin Gezer'den. Bunların hepsinin ortak kararı. Bunlardan biri penaltı değil dese bitti tamam. Konuşmayacağım ki. Ne gerek var? Biri penaltı değil. Biri işte bu pozisyonda şu var bu var desin. Yeter. Ya biz aramızdaki farkı anlatayım size. Biz gerçeklerle konuşuyoruz. Siz algılarla. Ha, mesela Gürcan Bilgeç diyor ki Galatasaray artık gerçeği kabul etmek zorunda. Büyük paralar harcayarak yaptıkları transferler kuru sıkı çıktı. Sanchez dışında hiçbirinden fayda yok. Kadroyu Icardi'ye endeksli hale getirdiler. Oyuncular sakatlanıyor. Yine de oynatmak zorundalar. Nasıl bir takım planlaması bu? Galatasaray medyası da sorumlu bu durumdan. Rize ve Kasımpaşa maçları kazanılmasına rağmen form olarak çok gerideydi. Ne oluyor diye soramadılar. Kaybettikleri Bayern Münih maçlarıyla övünüyorlar. Okan Buruk'un elinde olmayan bir şey var ortada diyor. Hani büyük paralar kuru sıkı çıktı diyor. Bu da Gürcan Bilgiç'in kendi penceresinden açıklaması. Buna da bir şey diyemem arkadaşlar. Ee, yani olaylar bunlar. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü geri kalanlar hep karşı tarafta. Fenerbahçe'nin çalınan 5 puanı. Ha Adana Demirspor maçında dediğim gibi ya Ndiaye ve Rodriguez kırmızı yeseydi 70'te rakip 9 kişi kalsa. Ya Cekot ya Ceko çıktıydı sanırım oyunda. Bak şu an Umut alacaksın. Doldur boşalt yapacaksın. Şişirme yapacaksın. Bir uzaktan şut, bir duran top maçı belki kazanacaksın. Ve çalınan 5 puan ortada. Şimdi ne olacak hocam? UEFA'ya, FIFA'ya gidecek miyiz? Hiçbir şey olmayacak. Ali Koç'un bu beyefendi tavırları beni öldürüyor bizim ülkemizde beyefendilik insanlara çok özür dilerim ama yumuşak hissi uyandırıyor. ya yani beyefendilik yaptığınız zaman ha karşıda görüyor ki tamam damızlık şey geldi biz bunu sağarız. Hani bundan bunun etinden sütünden faydalanırız diyor. Ali Koç'un önce uyanması lazım. Aziz Yıldırım'ın uyanması lazım. Camianın uyanması lazım. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyonluğu niye kaybettiğini asıl bu sene anlaması lazım. Şimdi hiçbir şey söyleyemiyorsun. Söylediğin söylemlerden dolayı e, Hani başın derde girebiliyor. Öyle bir iklimdeyiz. Öyle bir futbol iklimindeyiz. Hani futbol federasyonun başkanı çıkıp gururla bir şeyler açıklayabiliyor. Benden şu çıktı ama bana bir şey olmadı diyebiliyor. Böyle bir iklimde ben merak ediyorum ne zaman temiz eller operasyonu yapılacak. Hani bu işin ucu çünkü çok başka yerlere gidecek. Bir Dilan Polat, Engin Polat örneğini görüyoruz abi. Her gün bir şey çıkıyor. Bugün de bundan yargılandılar. Bugün de bundan cezaevine girdiler. Bugün de bundan tutuklandılar. Bugün de bundan şu oldu. Yani Şampiyonlar Ligi gibi her çeşit şey çıkmaya başladı. Bakalım futbol ikliminde ne zaman temizleme gelecek. E, şu bir gerçek. Açık yürekli de bunu söyleyeyim. Bazı Galatasaraylılar falan şunu söylüyor. Ya bir sene Fener olsun bir sene biz olalım. İşte iki sene Fener olsun iki sene biz olalım. Bir sene Beşiktaş olsun araya böyle sıkıştıralım. İşte pay bölünmesin şöyle böyle. E, Anadolu kulüpleri ölsün o zaman gebersin. Ya böyle bir düzen böyle bir dümen yok. Anadolu kulüpleri de insan. Hak eden kazansın. Ya Sivas Spor zamanında şampiyonluğu kovalıyordu. Kayseri Spor şampiyonluğu kovalıyordu. O zamanlarda ben hatırlıyorum asıl o zamanlarda futbol daha çok takip ediliyordu. Futbol daha çok takip ediliyordu. Tutturmuşsunuz bir Icardi'nin peşine gidenler. İşte kulak hareketi yapıyor. Bilmem şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bilmem aşkın olayım şaşkın olayım. Başka. Karısının videosunu paylaşmalar bilmem neler. Ya futbol iklimini gerçekten kirlettiniz farkında mısınız bilmiyorum. Sadece Icardi'ye özelinde demiyorum. Konuşul, konuştuğumuz şey bu. Ya onu açının golü diyorum. Bence şeye aday diyorum işte Puskas'a. Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor. Ya biz hangi ara bu iklime geldik? Ne olur arkadaşlar kafaları, beyinleri, zihinleri bir toplayalım. Şunu da unutmasın Beşiktaş, Trabzonspor ya da başka takım taraftarı. Bugün Fenerbahçe'ye yapılan yarın şampiyonluk yarışında Galatasaray'la çekişirseniz sizin başınıza gelecek. Bugün haklıya haklı, haklı haksıza haksız demezseniz yarın bir gün ağladığınızda sesinizi siz bile duymazsınız. Benden uyarması. Görüşmek üzere arkadaşlar.